İnsanlar şifasını da belasını da aradığı yerde bulurlar. Bugün şu Hristiyan kardeşlerimizin dinine katıldım. Karşımda 72'ye 71, 68 yaşında 72 diyelim. Binaenaleyh sohbete giriyoruz, diyalog. Hayattan konuşuyoruz ama öyle üstün felsefe. Kendisi köklü Aryan ırkından. Hani bense piç ırkından. Ama filozofa bakın şimdi. Etrafımız dolu, yaşlı, genç, üzgün, hüzünlü, birbirlere sarılıp ağlayan insan ruhlarıyla. Masalarına gelen şöyle az bir içecekle, az bir püskürtle bir coşuyorlar, bir coşuyorlar. Ufak hediyelerini ellerine almışlar böyle. Ne bileyim. Hani ne bir ortam yani böyle yalnız ruhların birleştiği şöyle bir potansiyel enerji şöyle. Şimdi bu işe zavallı diyemezsin, şöyle diyemezsin. Çünkü her daim biz gelecek zaman şekli var ise hani o sen olacaksın hani düşünebiliyor musun hani olayı? Neyse o bir konu. İkinci felsefe, o yüksek felsefe, o görünen felsefe. Kadınla bir diyaloga giriyoruz, iyi kötü. Şu oldu, bu oldu. Şu var, bu var. Anlatamam sana ya, diyor ben 10 senedir diyor böyle iyilik yerlerinde hep bunları hani böyle boz zamanlarımda hep yardım ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben böyle güzel güzel şeyleri anlatıyor. Ben de dedim ben hep bir ağaçtan gördüm, dikiyorum toprağa dedim. Bir kedi gördüm yani ekmeğimden şeyimden atıyorum dedim. Hani bir yere su koyuyorum, her durduğum yerde bir suyum oluyor. Hayvanlar için görür ya bir kuş kur diye böyle içinden bir içime çubuk sokuyorum hani suda boğulmasınlar diye. Bu da benim özel icatım. Her neyse öyle bir felsefede konuşuyoruz şimdi bu kadınla böyle. Ulan bakıyorum bana nasıl diyorum bak biz kazanıyoruz sonunda diyorum. Bizden de diyorum her şeyimizi alabilirler. Üzerimizi hatta diyorum böyle üzerimizdeki elbiseleri de alabilirler. Biz çılmak kalırız diyorum. Biri gelir sırtımıza bir parça örter diyorum. Yani ben de utanmıyorum o da utanmasın diye diyorum. Böyle bir level bu diyorum. Sonuçta diyorum hani bizden alabilecekleri hiçbir şey yok. Bedelimiz yok, bedelimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şeyimi alamazsın. Çünkü yüreğimi alamazsın, benliğimi, insanlığımı alamazsın benden diyoruz. Kadın da aynısını diyor böyle. Elinden tutuyoruz ikimiz, ben seni çok seviyorum, sen beni çok seviyorsun. Parmaklarımız birbirimize, içimizden benim canım, onun canı aynı pil gibi birbirine bir giriyor, bir büyük can oluyor. Sevgi canı, iman, iman, iman. Bunu bir Hristiyan kardeşlerimin sofrasında öğreniyorum. Müslüman hiç fark etmez. Kardeş, kardeş, iyilik. Kötüler kaybediyor diyoruz değil mi? Ediyorlar diyorlar. Nasıl kaybediyorlar? Her şeyi alıyorlar, çoğalıyorlar, büyüyorlar. Ne bileyim yani her tür ama yapayalnız kalıyorlar hırslarından. Sonuçta hasta, genç yaşta ya da mutsuz bir şekilde hayatta ölüp gidiyorlar. Ama suçlamıyoruz. Diyoruz, aa bak şu ağaç diyoruz, yaprak şu ağaç diken diyoruz. Onu yaradan öyle yaratmış diyoruz. Yaradan onu öyle yaratmış. Onun için kötülük yapanlara kızmayın. Onlar için ağlatın. Allah size bu lütfü niye vermiş de onlarda o yok diye ağlayın. O kardeşleriniz için ağlayın. İçinde merhamet olmadıkları için. İşte İslam demek, iman demek. Hristiyan demek, Hindistan demek, bu demek. O içindeki sızı var ya, vicdan, o. Onun biz kavgasını yapıyoruz burada. Vicdansızla vicdansızın kavgasını. Denge her daim sağlanıyor. Bir iyiden bir kötü, bir kötüden bir iyi doğuyor. Hep eşitleşiyor. Bu savaş hiç bitmiyor. Bu savaştan çıkan kıvılcımla bütün evren, genel her şey yaşıyor. Onun için ben ağaca fidanıma su vereceğim. Tamam mı? Sen de gelip o suyu tepeceksin. Ne ben bıkıyorum, ne sen bıkıyorsun. O öylece iyi de kötü de kardeştir bir rahimden.